sız olduğum konularda çıkıp beyaz gömleğimi giyip Allah kolyemi takıp özür diliyorum zaten. Bunu yapıyorum yani. Ama o, o imaj tamam diyorsun beyaz. Abi o bir paket programı artık. O bir paket default yani. Özür dileyeceksen o bir anda huşuk diye beliriyor. Sims karakteri gibi özür dileme mod. Heh tamam hatırladım nereye bağlayacağımı. Dedim ki en son bir tanesine Aa, bir de şey yazmış artık. İşte o olmuyor tamam o değil tamam kadınlık sembolü diyelim ki ona benziyor niye takıyorsun gibi bir şey dedim ki ya dedim sen ya kör cahilsin ya da ileri derecede bir hipermetrop miyop bir şey var bir şey söz konusu alıp buna haber yapmışlar. İrem Dereci kolyesi yüzünden linç yedi diye. Şimdi biz zaten başlığı okuyup haberin içeriğini okumayan insanlarız. Olmayan linç iyice bir büyüdü. Bir tanesi bana şey almış bu kekonun tahsili ne ki demiş cahil diyor millete. Abi orada bir anda 13 yaşında bir ergen oldum ben. CV yazdım adama. Başladım tamam mı? İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji, Ed School Pazarlama İletişimi, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Piyano, İET Barcelona, Global Design. İşte bir bunu yazdım, bana şey yazmış. Ben gerizekalıyım, ya, niye cevap yazıyorsun ki el bir tarafında kaşırken sana tweet yazan salağa? Şey yazmış, kayda değer bir şey göremedim. <laughs> Metallik Sen yıllarını yırtıla yırtıla okullara ver, okuyacağım diye paramparça ol ama o kayda değer bir şey görememiş. Peki. Ne, ne kayda değer acaba onun için? Tıp mı? Makine falan olmam lazımdı herhalde. Oradan bir e, Oxford'a geçiş. Bana da böyle bir kız yazmıştı. Sen milletin avukatı mısın diye. Evet, evet. <laughs> yani her şeyden önce ricam gerçekten bütün dinlerin temeli olan hoşgörü kavramını biraz daha öpüp koklasak, biraz daha böyle ruhumuza yakın tutsak çok daha iyi olacak. Sen çok mu kolay aşık oluyorsun? Aa, ben hayatımda bir kere aşık oldum. Gerisi benim için karın ağrısı. Yani aşk zannettiğim karın ağrısı vakit geçirme. Ben bir de böyle dönem dönem kendimi inanılmaz Ne var ulan ne? <laughs> Sana dip. <laughs> Millet evinde, trafik yok bir şey yok. <laughs> ne ne neye korna çalıyorsun? Neye çalıyorsun? Sen de bir bana yükleniyorsun. <laughs> yeter be yeter. <laughs> Bu saatten sonra da zannetmiyorum. Çok büyük bir sürpriz lazım. enteresan bir şey lazım. Yani yani öyle kandırıyorum kendimi. O olduğum zannediyorum ya da itiyorum oraya doğru itiyorum. Olmalıyım, olmalıyım, olmalıyım falan diye. Çok böyle bizim dışarıdan gördüğümüz çok yoğun yaşıyorsun yani yapışık gibi. Bir dönem öyle donla göç gibi oluyorum. Sonra donboklanıyor. Olmuyor yani. Sıkılıyorsun. Sıkılıyorum, sıkıyorum. Bilmiyorum artık onu, onu, da, onu da ben... Ne kadar oldu? Bir buçuk senedir falan zaten yalnız ötesi yalnızım. Artık hoşlanamıyorum bile kimseden. Yani o eskiden mesela en azından bir karın ağrısı bir şey hissederdim. Böyle bir ah, bir flört, bir, bir şey, bir buluşalım falan. Hiçbiri kalmadı. Hiçbiri kalmadı yani. Çünkü bir Sen... kere çok güzel bir şey yaşayınca... ...hani şey gibi düşün. İlişkilerin kalbimin tek sahibinesini yaşadım. Anladım mı? Rekorlar kırıldı. Ödüller alındı. Başarılar, mutluluklar. işte... Ee, e şimdi ne olacak? Maksimum Dantel şarkısı gibi bir şarkı olur. Hani bir sonraki ilişkim. İsim sormayacağım ama şunu soracağım. Bu piyasada asla affetmem dediğin insanlar var mı? Seni bile affettim ayol. <laughs> Seni bile affettim. Artık herkese affederim yani. Gerçekten var mı? Yok. Niye affetmeyeyim ki? Peki bundan sonra Nerede görüyorsun kendini İrem? Yani mesela ne olursa ben artık tamamım hani eskinin kendini asolist yazdırması gibi. Neresi orası? Hiçbir yer değil. Hiç de gerçekten değil, umurumda da değil yani. Vallahi değil, çok garip bir şekilde değil yani. Zaten ben çalışkanım, çalışıyorum. Ya işte millet e, dur ya şu olaylar bir bitsin de öyle şarkı çıkartalım diyor çoğu. Yine vallahi klip bulup çektik o. evde çıkarttım yani tutar tutmaz dert o değil yani zaten kendimi patates gibi hissediyorum. Hiçbir işe yaramıyorum. Hiçbir işe yaramıyorum. Çamaşır yıkayınca kendim bayağı o şey kazanmış gibi hissediyorum. Oscar. Tabii böyle boş bir dönem ama yine bir şey yapmak istedim. Yaptım yapıyorum. Ufak tefek eğlenceler yaratıyorum kendime. Ya bilmiyorum çok fazla mı ben böyle hurma kulak memesi kıvamında bir insan oldum ama... ...büyük hedeflerim yok ya. Yaptığım şarkılar sevilsin ve konser veren bir kadın olayım yani. Bir mucize olsun, aşık olayım. Gebereyim yine belki bu sefer 30 kiloya düşeyim falan. Aman ya aman. bilmiyorum anladın mı? Hiç şu an halimden çok memnunum. Anımın çok güzel tadını çıkarıyorum. Mesela şunu bile yaparken acayip keyif alıyorum ben şu an anladın mı? Çünkü hem böyle hesaplar döküyoruz önümüze birbirimizin. Hem gülüyoruz hem belki böyle bir özlem duyuyoruz. Belki de Allah belasını versin o günlerini bilmiyorum. Ben şu an her şeyi ayak tırnağından saç derime kadar yaşıyorum. Keyfini, o yüzden bir şey demiyorum. Şu olsun, bu olsun falan filan diye. Zaten gerçekten mesleğimle alakalı beylik şeyleri yaptım. E şimdi e, bir şarkımız var. Onur'un, Onur, Onur Özdemir'in söz müzik aranjı yaptığı. Şu an belki de onun klibini çekiyor olacaktık. Bir Ayla Çelik şarkım var. E, Karadağ'a gidiyorduk, biletler alındı. E tabii ki hepsi iptal edildi, oturduk oturduğumuz yerde. Heyecanla beklediğim o şarkılarım var. Onur'un şarkısına bir de İngilizce söz yazıyoruz. E, bir de o şekliyle çıkartacağız falan filan. Aa, bütün Amerika kollarını açtı, beni bekliyor. Tabii ki yok öyle bir şey yani. Yanlışlıkla biri dinler ya da dinlemez. Şey değil, iddia, iddia ile yapılan bir şey değil zaten. Benim böyle bir durumum var. Zaman zaman Türkçeden iyi konuşuyorum maalesef İngilizce. Yi. En azından Türkçe'de ettiğim kadar küfür etmiyorum. Çünkü sadece bir fuck var. Her şey fuck'ın etrafında deniyor. <laughs> shit motherfucker, fuck shit situation şeklinde. Hani nerede bizim dilimizdeki çeşni? Nerede ayol? Osmanlı mutfağı gibi düşün anladın mı? Evlerde bir hamburger, bizde musakkası, kuru fasulyesi. Ünlü olduktan sonra mesela baban hani şimdi reklam filmi çekiyor adam. Aynı zamanda reklam çektirdiği Ünlülere de adam imaj yapıyor, işte benim kampanyamı yaparken böyle davranma. Böyle hiç baban, mesela sen şimdi böyle rahatsın ya çok. Ee, işte küfürlü de konuşuyorsun, lan da diyorsun falan. Hiç baban seni arayıp yapma kızım böyle falan demiyor mu? E, diyemez. Çünkü onun tamamen kokusu olan ve uzun saçlı versiyonu olduğum için diyemez. Yani yıllardır kendini savunur her konuda. Eyvah haklıdır. Bak böyle de konuşuyor zaten, haklıdır o. Böyledir. E, şimdi bana onu yapma, bunu yapma diyemez. Kendine demiş olur onu belirli kalıplara uymalısın İremciğim diye gelirken herkes sakın dedi. Sakın bize kök söktüren o pis dedi İrem var dedi küçüklüğünden beri dedi. Hep böyle tek oturturlardı seni dedi. Hep bir disiplin cezası. O olarak kal dedi. O babamın dediği şey hep oydu bana. Ya nefret etsinler senden ya aşık olsunlar sana. Öyle bir heyecanla ve öyle bir bir yandan da başka bir yerinden çıkan piyasa ya duyduğun kızgınlıkla anlatıyorsun ki hani diyorsun ya her şeyle de barıştım. Evet ama bir yandan da çok da öfkeli bir tarafım var sanki. E öfkeliyim, öfkelendirdiler çünkü anladın mı? Hala dokuz yıl olmuş. Bak aha, aha da Kasım'da onuncu yılıma giriyorum. Yine bir canlı yayın konuğu oldum. Bir de artık kusacağım, canlı yayın kusacağım abi. Kusacağım yani. Şarkım çıktı diye bir yere, yere bağlandım ama... ...beni arıyor şimdi anladın mı? Kadın on beş yıldır şarkıcı. Diyor akşam yayınıma konuk gelsene. Sebep dedim ya. <laughs> Sebep dedim. Bön bön bakıyoruz birbirimize yorum okuyoruz. Embesi gibi böyle. <laughs> Beni salın dedim abi. Bak 50 gündür herkes 20 bin tane konser verdi açıp değil mi? Bir tane verdim denk geleniniz olduysa. Üç kamera kurdum. Haldır uldur bayağı televizyon prodüksiyonu gibi bir tane yaptım. Çekildim kenara. Bir de rica etti bir arkadaşım, geçenlerde bir dans okulunun kanalına bağlandım. Çünkü biliyorsunuz sahnede dans eden popçu olarak azız, ben de dans piyasasına da çok yakınım. Hani böyle bir yayın talep etmişler. Girdim orada işte benden mütevellit gelenlerle bir 4000 kişilik falan bir yayın var. Konuşuyorum. Alta sadece Aslan yazdı. Kızım yahu senin de her lafında ayrı bir manşet yazdı. Hiç yorum okumuyordum, o anda gözüm ona geldi. Bak bıraktım yayını, dedim ki Saadet abi, <laughs> böyle ama, Saadet abi dedim. Yani dedim bak ne dedim orada da çok seksi bir şey dans, dedim tamam mı? Yani bir daha dedim hayatım, yani tekrar yaşayacak olsam bu hayatı dedim... ...çok iyi sesli, iyi şarkıcı bir kadın değil, çok iyi dans eden dünya çapında... ...işte e, Madonna'yla, Jennifer Lopez'le sahne alan bir dansçı olmak isterdim dedim. Abi bunu dedim, adam hala diyor ki bunun şey var, bu çok büyük bir manşet. Ben dokuz yıldır seks diyorum, ben dokuz yıldır göte göt diyorum zaten. Hala şimdi alıp da İrem onu dedi, bunu dedi diye dokuz yıldır aynı haberi sarıp sarıp önüne koyuyorsun insanların abi. Bana alışmak zorundasınız. Ben buradayım, gebermediğim sürece de burada olacağım. Alıp alıp aynı haberi sunma insanlara. Bu da böyle arkadaşım. Ben de lazımım ya. Ben de lazımım. Soru cevap videosu çektim YouTube'a. Sormuş, 100 yıl sonra açılacak bir kapsüle ne koyardın içine diye. Abi DNA örneğimi koyardım ve beni bayağı ko koyun dolu gibi tekrar üretmelerini isterdim. Çünkü ben şu anda lazım, 100 yıl önce de lazımdım, 100 yıl sonra da lazım olacağım. Bıktım çünkü ben aynılığın içinde en azından kendi kendime oynuyorum kendimle anladın mı? Hadi kendiyle oynuyor. Başlık böyle koy sen de bunu. <laughs> Sadece abi.